Değerli voleybol severler, Aksa Sigorta'nın katkılarıyla hazırlanan Voleybol Magazin Instagram sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Az sonra Brezilya'dan bir misafirimiz olacak. Voleybol kariyerine Brezilya'nın Osasco takımında devam eden, orada sürdürmeye karar veren Ceren Kestirengöz aramızda olacak. Şimdi isteğini bekliyoruz kendisinden. Ondan sonra da keyifli sohbetimize başlayacağız. Evet. Şimdi Ceren'i aramıza alıyoruz. Evet. Bekliyoruz. Bağlandın mı? Ceren hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Senin iyi olmaman için bir sebep yok. İki defa MVP oldun. Derece. Ondan sonra daha ne olsun ki yani? Gündüz evet. Şu anda orada saat 3 sanıyorum. Evet, öğlen 3 şu an. Hava da çok sıcak. Ama evet. çok gürültü gelmesin diye camı açmıyorum. Ha, peki. Yazın ortasındayız yani burada. Camı açmasan da şöyle burada zaten akşam saat 9, orada gündüz 3. Bize Brezilya'nın 30 derecelik şöyle güzel atmosferini gösterme şansın olursa voleybol severlerle birlikte bakalım o güzel havaya. Şöyle evimin bulunduğu yer ana yola bakıyor. Ben evet. Osasco'dayım. Evet. Görebildiniz mi? Görebildin mi? Görebildim. Otobana bakıyor ama olsun. Aynen. Gene de aynen. Hava böyle 30 derece falan. Geldiğimden beri 25-30 derecelerde seyrediyor. O yüzden evet. Birazcık sıcak beni yoruyor. Yani sıcak konusu sıkıntı. Ama evet. Tabii ki kışın ortasında orada ben tam geldiğimde kar yağmaya başladı. Böyle bayağı kar tuttu falan. O yüzden insanlar beni burada şey yaptı. Oh ne güzel, öyle sıcağa gittin oraya falan diye. Yani işte insan böyle kışın yazı özler, yazın kışı özler. Ama anın aynen. Tadı gerekiyor. Kesinlikle. Ben bu sene kış yaşayamadan böyle geçecek. Evet. Görüntümde bir sıkıntı evet. Oldu. Hemen şimdi düzeltiyorum. Evet. Evet. Ya bu arada alttaki yorumlara da bakıyorum. Bayağı sevenim var. Brezilya bayrakları geliyor. Legendlar geliyor. Vallahi kısa sürede çok fazla sevene sahip olmuşsun. Ne kadar güzel, maşallah diyelim. Aynen, maşallah diyelim. Gerçekten çok böyle güzel bir enerjiyle karşıladılar beni. Evet. Ben de sonuçta çok büyük soru işaretleriyle geldim. Hani bambaşka bir kıta, bambaşka bir ülke, bambaşka bir kültür. Ama hani onlar sayesinde çok kolay oldu. Zaten detaylı anlatırım. Vallahi memnun oluruz Ceren. Ama şu hikayenin biz yani voleybol severler şuradan öğrendik. Senin bir paylaşımını ve Yeşilyurt Spor Kulübü'nün bir paylaşımını gördük ve bir teşekkür mesajı yayınladın. Bu süreci bize devam anlatabilir misin? Nasıl oldu bu süreç? Ve Yeşilyurt'a teşekkür mesajını da bence paylaşırsan iyi olur. Tabii ki. Yani Yeşilyurt'ta olmasaydım bugün burada olmazdım diye düşünüyorum. Çünkü orada yaşadığım 4 aylık süreçte sonuçta benim oynadığım maçlar da buraya gelmemde etkili oldu, dürüst olmak evet. Gerekirse. Oradaki tüm çalıştığım isimler, yani teknik ekipten tutun, işte tek tek isimlerini saymak istemiyorum, unutursam hani şey olur diye. Yönetimden, takım arkadaşlarımdan, herkesten müthiş bir destek gördüm bu kararımı aldığım esnada. Bu benim için çok önemliydi çünkü orayla ancak bu şekilde güzel ayrılırsam benim de içime sinerdi bu transfer. Öncelikle onlara yine tekrar buradan da çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bana çok büyük destek oldukları için. Evet. Daha sonrasında buranın ilk haberini Tunç abiden aldım. Evde otururken mesaj attı. Ve böyle okudum, takımı söyle... Yani okudum, emin olamadım. Hani bir tereddüt ettim. Hani Brezilya mı gerçekten falan gibi bir şok oldum açıkçası ilk etapta. Hani bir yurt dışı tecrübesi istediğimi sen de biliyorsun. Hani Tunç abi de sonuçta öyle bir konuda benimle hep konuşuyordu ilgili, yani yurt dışı ile ilgili, ama yani Brezilya olmasını, yani saysam ülkeleri herhalde Brezilya demezdim ilk 3 sırada. O yüzden çok şaşırdım ama yani inan karar vermem bir günümü aldı. Yani İlk 3 sıra kadar... ilk 3 sıra neresi olurdu mesela? Güney Kore olurdu. Yani oraya karşı bir böyle hani 2-3 senedir deniyoruz. Yani bilenler biliyordur. Avrupa'dan da işte Polonya olabilirdi. Aklıma ilk öyle hani
yarı dönemde gidilen bir şey olarak orası gelirdi. Ama bu istek olarak değil kesinlikle. Hani yakın, hani Polonya olabilir falan diye düşünürdüm. Ama yani Brezilya'yı hiç söylemezdim herhalde. Çok sürpriz oldu. Bu noktada da tabii ki o bir günlük sürede ailem, eşim müthiş bir destek. Yani Yeşilyurt'tan hani ayrı olarak söylüyorum. Yani sonuçta yeni evlendim. 6 aydır evliyim. Hani eşimin bu kadar arkamda olması benim için çok önemliydi. Hani Evet. yani çok destekledi buraya gelmemi. Annem, babam, kardeşim aynı şekilde. Onlarla çok kısa böyle bir gün içinde telefonlaşarak falan. Çünkü normalde hani eşimle de İstanbul, Ankara, o da Ankara'da oynadığı için birlikte değildik. Böyle telefon trafiği oldu ve çok kısa sürede karar verdim. Süper. Yani evet, zor bir karar, süreç ve arkandaki destek tabii ki çok önemli. Burada aileni, eşini takdir etmek lazım. Buradan da herkese çok çok selamlarımızı iletelim. Melih Kesinlikle. de bizi... Anne, Melih izliyordur. Babam da izliyor. Annem zaten burada. Annemin desteği fiziksel olarak da yanımda yani. Süper. Beraber geldik. O da çok büyük bir fedakarlık yaptı bu konuda. İlk geldiğim Evet. zaman hani zaten yarı sezonda geliyorum. Takıma alışmam daha kolay olsun diye sen hani orada yalnızlık çekme. İşte yemeğini yaparım, senin yanında olurum diye o da atladı geldi valla yanımda. Yani yemek konusu önemli, çünkü yani bir adaptasyon süreci, yani buradan şehir dışına gittin, oynadın falan, tabii ki bunlar oluyor ama yani bambaşka bir yerdesin sonuçta. Baktığın zaman yaklaşık uçakla 15 saatlik bir uçuş sürüyor yanlış hatırlamıyorsam Brezilya. Evet, Yanlış. öyle 13,5-14 saat sürdü. Yani hani peki bu teklifi aldın, neler, nasıl geldi sana bu teklif? Yani Tunç abi üzerinden geldi, menajerin üzerinden geldi. Evet. Yani nasıl, ne kriterleri göz önünde bulundurdun? Ne dedin yani, eksileri artı? Yani eksi yok gibi bir şeydi Ufuk açıkçası. En büyük eksi sanırım uzak olması hani. O da hani kimine göre eksi kimine göre değildir. Hani benim için hani tabii ki zaten kısa bir süreli geldiğim için yani yarı sezonda geldiğim için o uzaklık da açıkçası çok korkutmadı. Evet. Bütün bir sezon için gelecek olsam daha fazla düşünürdüm belki. Artı yani çok fazla artı var bana göre. Yani Brezilya dediğimiz olimpiyatlarda sürekli ismini duyduğumuz ekol ülkelerden biri yani küçük yaştan itibaren ben onların maçlarını izleyerek büyüdüm. O Hı. yüzden ülke ve voleybol kültürü, voleybol ekolü olması çok heyecanlandırıcıydı. Ozasko Kulübü zaten ismini hep duyduğum, işte Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda karşılıklı oynadığım ve hani kendinin başarılarını kanıtlamış bir takımdı. O takımın olması ayrı bir heyecan verdi bana. Ve ligin uzaktan Neriman'dan bildiğim kadarıyla bu mücadelesi yüksek şeyi bana bir challenge olacaktı. Hiç yurt dışı tecrübem yok. O yüzden hani çok sağlam bir yerden başladığımı düşünüyorum. Bakalım devamında nasıl olacak. Bayağı bir bak, Mehmet Bedes'ten Mehmet abi galiba, Merve Evet. Günok, Dicle Fat, bunlar hep seni takip ediyorlar. Bunlara da bir şeyler söylemek ister misin? Yakın Ya arkadaşların, tabii yakın ki, değerli. tabii ki. Ya takip eden başka yakınlarım da vardır muhakkak. Ben yorumları kaçırıyorum şu an ama dur şimdi görüyorum bir dakika. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Dijo ve Tolga'yı gördüm şimdi. Semih'i gördüm. Kayınbirader oluyor değil mi Semih? Eşimin kardeşi. Mehmet abicim, o da yorumlarıyla yanımda her zaman. Teşekkür ediyorum. Burada Yavuz abi ve Elif izliyor. Yavuz Bey. Akses Sigorta'ya da bu yayın için teşekkür etmiş olalım. çok teşekkür. Tekrardan. Aynen. Peki sana Portekizce konuşturacağız ama bak, çok fazla Brezilya bayrağı var. Buradan onlara da böyle bir dilinle seslenmek ister misin? Bir selam vermek ister misin? Yani kelime kelime tabii ki çok fazla şey biliyorum. Hani günaydın, iyi akşamlar, teşekkür etmek Hepsini gibi. On... Ceren, hepsini say. Ama onlara hani daha böyle cümle, minik cümle şeklinde şey diyebilirim. Oi gente, eu falo pouco português. Estou muito feliz aqui no Brasil. Amo esse estádio, time. Juntos por Osasco. Bunlar şu ana kadar ezberlediğim böyle güzel cümleler. Süper.
Zaten daha uzun uzun konuşuruz birazdan. Aynen. Peki Ceren, kulübün, takım arkadaşların, antrenörün, kısacası orada nasıl karşılandın? Nasıl iletişiminiz var? Ben şu an bir de Merve Günoğ'u gördüm. Ona da bir buradan merhaba diyeyim. Atlamayayım, sonra sıkıntı olmasın. Kulüple ilgili söyleyeceklerim, yani ilk etaptan itibaren maşallah diyeyim. Çok çok güzel. Çünkü yani sezon ortasında ilk defa transfer oldum ama çok fazla soru işareti vardı kafamda. Bunların hepsini yok edercesinden bir karşılama yaşattılar bana. Takım arkadaşlarım çok sıcak, çok pozitif. Yani ülkenin sıcaklığı o insana da yansımış resmen. Yani ben öyle yorumluyorum. O yüzden sanki sezon başından beri takımdaymışım gibi hissettirdiler bana. Teknik ekip, antrenörüm Luis Omar zaten 2009'da Tayland'da Dünya Şampiyonası'nda Yıldız Milli'de karşılıklı geldiğimiz bir yani yarı final ama yarı final maçında Brezilya ile oynamıştık. O da Brezilya'nın başındaydı. Oradan beri bildiğim bir isimdi. Evet. İşte bu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da karşılaşmıştık ben Vakıfbank'tayken. O yüzden hani sima olarak birbirimizi çok iyi biliyoruz ama hani ilk defa bu kadar işte sohbet etme fırsatım olup işte takımına transfer oldum. Gerçekten müthiş bir antrenör. O da burada bana başından beri çok destek oluyor. Diğer teknik ekipteki tüm isimler. Onun dışında bunu sana daha önce de söyledim. İletişim çalışmaları benim için. Şu an bir yorum gördüm. Mehmet abi, evet. Onu unuttum. Ben Sarıyer'e 2. ligde sezon arasında transfer olmuştum. 18 yaşındayken Mehmet abi beni 2. ligde, o zaman 2. ligde Sarıyer'e istemişti. Vakıfbank'tan Sarıyer'e gitmiştim. Şampiyon olmuştuk. O da sezon arası transferdi ama orası iyice aile gibi olmuştu bana. Mehmet abi oradaydı sonuçta. O yüzden Bu onu arada sanki bir transfer Mehmet gibi düşünmedim. maçlarını takip ediyor musun? Neyi? Mehmet abinin maçlarını takip ediyor musun? Yani Türkiye'deki maçları ediyorum ama hani bütün maçı izleme gibi değil de hani böyle kısa kısa görüntüler ve işte Evet. skorlar olarak. Çünkü saatler biraz çatışıyor. Söyleyeyim, senin sözünü kesmiş oldum ama buradan Mehmet Bedestenlioğlu ve PTT Spor'u tebrik ediyorum. Yaklaşık 2-3 saat önce kadar 3-2'lik bir galibiyet aldılar. Tiebreak setinden kazandılar. Tebriklerimizi gönderelim buradan da kendisine. Evet. Onu da gördüm ben de. Ben de tebrik ediyorum. Ama hatırlattığı iyi oldu. O da benim sezon arası transferimdi. Bu ikinci yani. Ama orası işte dediğim gibi Mehmet abi oradaydı sonuçta. Hani benim için yeni bir yer gibi olmadı. Hani bildiğim birinin yanına gittim sonuçta. Hani burası biraz daha uzak ve hani biraz değil bayağı uzak ve yepyeni insanlarla olunca hani çok daha benim için şeydi böyle zor bir süreç olabilirdi. Ama çok şükür olmadı. Geldiğim günden beri müthiş bir iletişim çalışması var. Yani oradan da bunu görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Böyle yani bana yaptıkları karşılama ve işte videolar olsun, işte ilgi hani taraftarla iletişim kurma açısından gösterdikleri ilgi olsun çok güzeldi. O konuda da yani pazarlama ekibinin diyeyim yaptığı işler çok başarılı. Onlar da beni bence çabuk benimsedi bu çalışmalar sayesinde. İşte birkaç tane video çekimi falan yaptık hani siz de görmüşsünüzdür. Ya bence onlarla taraftar da biraz daha çabuk benimsedi ve benim açımdan güzel oldu tabii. Evet, Bu evet. şekilde karşılama böyleydi yani. Çok herkes Süper. tarafından çok güzeldi. Süper. Ben adaptasyon süreci senin yaşamadığını düşünüyorum açıkçası. Zaten hani annenin desteğiyle şu anda orada güzel bir ortamdasın ama gittin gider gitmez MVP ödüllerini çat çat üst üste almaya başladın. Aslında bu müthiş bir şey. Yani hem senin açından müthiş bir şey hem de bizim göğsümüzü kabarttın. Yani seninle de gurur duyuyoruz açıkçası. Tabii orada aynı ligde mücadele eden Neriman da aynı şekilde onunla da gurur duyuyoruz. O konuya da zaten birazdan geleceğiz. Orada maçlar, lig kalitesi, Türkiye Ligi ile karşılaştıracak olursan nasıl değerlendirirsin Ceren? Öncelikle güzel sözlerin için teşekkür ederim. Yani ödül benim için hani işin böyle kaymağı oldu yani. O ilk maç dışarıdan girip takıma yardım etmem, maçı kazanmamız ve buradaki El Clasico olarak görünen bir maçtı. Yani bana söyledikleri işte Fenerbahçe Galatasaray'ı biliyorlar ve Fenerbahçe Galatasaray gibi düşün şeklindeydi. O yüzden öyle bir maçta taraftarın önünde falan o atmosferde o maç benim için çok müthiş bir başlangıç oldu. Ödül de üstüne işte kaymağı oldu yani. Daha sonrasında
Yani maçlar Ufuk ne sormuştum? Bir de ben düşünsene sana sorduğum soruyu unuttuğumu düşünsene. Şimdi böyle ikimiz de kalıyoruz. Bir şey Çünkü söyleyeceğim. Ben böyle ödüle bunu kanalize oldum. Soruyu MVP unuttum. ödülü gider gitmez iki tane MVP ödülü aldın. Ligi. Evet. Bir de ligi Lig kıyaslamamı istedin. sordum. Evet. Bu kesip ayrı bir video yapmayı düşünüyorum yayın. Peki. Kusura bakmayın. Ödül deyince böyle neden öyle şey oldum bilmiyorum. Neriman'ı da bir de şey yaptık. Ödül. Neriman'la Evet. konuştum gelmeden. Hani ligle ilgili de konuştum. Hani genel ülkeyle de ilgili konuştum. Bana ilk uyarısı şey oldu. Ceren çok çok fena yağmur yağıyor. Mutlaka bir şey al yağmur için. Gerçekten ilk geldiğim haftalarda. Yani hava böyle başlıyor. Dörtte o Amazon yağmuru mudur nedir artık? Böyle Evet. bir anda sağanak başlıyor. Öyle bir uyarı yapmıştı bana. Evet. Daha sonrasında buraya geldiğimde de kupa için bir şehre gittik ve orada Final Four şeklinde oynandı. O kupa maçlarında bizim iki takım karşılıklı geldi aslında ama ikimiz de sahada değildik. Biz ikimiz kahve içmek için gittik dışarıda oturduk. Orada bir 2-3 saat vakit Yorumları geçirdik. okuyor musun? Yorumları okuyor musun? Bak Cero Dicle'de yorumları okudum. yorumları okumaktan demiş. Herhalde yorumları okurken mi kafan karıştı? Sorayım. Ay bilmiyorum. O sıra birini görmüş olabilirim ama emin değilim. Aynen Kahve yorumları içiyor. okurken. Aynen Neriman'la kahve içtik orada. Orada bayağı konuşma fırsatımız oldu. Benim için de çok iyi oldu. Yani ilk annem dışında onunla Türkçe konuştum. Uzun zaman sonra. Ve hani onunla birlikte vakit geçirmek de çok iyi geldi. Lig olarak bakarsak da Türkiye'ye kıyasla yani Türkiye tabii ki şu an bence dünyanın en iyi kulüplerinin olduğu bir lig. Yani dünya şampiyonu olan Vakıfbank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe yani birçok takım daha var Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösteren ve en iyi oyuncular geliyor Türkiye'ye. O açıdan hani burada belki hani bir Vakıfbank yok, belki bir dünya şampiyonu şu an için yok ama mücadele seviyesi daha yüksek. Yani şöyle daha yüksek, işte biz dün maalesef 3-2 kaybettik. Yani çıkmaz dediğim toplar çıkıyor. Dışarıdan izlediğim diğer maçlarda hani bakıyorum hangi takım nasılmış diye. Böyle bir defans görmedim yani çok defansın çok olduğu bir lig. En alttaki takım da yani şu ana kadar ben bir 6-7 takımı izledim. İşte birinci takım kaybedebiliyor o takıma. Yani Türkiye'de işte bu çok klişe belki ama hani belli bir fark var ilk takımlarla aşağı sıradaki takımlar arasında. Yani burada öyle bir sürpriz sonuç gibi bir şey yok. Herkes herkesi yenebiliyor aslında. O belki de en büyük fark. Bir de o defans olayı yani çok çok yıpratıcı ya. Hani buraya gelmek o anlamda benim kendimi geliştirmem açısından da umarım işe yarar. Çünkü o kadar defansa karşı oynamak yani şey kolay değil yani. Doğru, doğru haklısın. Peki yeni sezonla ilgili tabii sorularım olacak ama birazcık da voleybolun dışına çıkalım istiyorum aslında. Voleybolun dışında Brezilya'yı gezme fırsatın oldu mu? Nereleri gezdin? Neler yaptın? Bize biraz oraları anlatır mısın? Gezdim tabii ki. Yani 2 günüm oldu ama böyle dolu dolu gidebileceğim. Onu da değerlendirdim. Neredeyse ben geleli artık 1,5 ay olacak. Anca o kadar vakit bulabildim. Maçlar çok yoğun. São Paulo'dayım ben. Benim bulunduğum yer Osasco. 20 dakika São Paulo merkeze. Burada şimdi bir parantez açıp buradaki tanıştığım Türklere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü burayı gezmemde onların çok büyük etkisi var. Ben burada sana söylemedim bunu galiba. Çok böyle güzel Türklerle tanıştım. Tunç abi vasıtasıyla ulaştı onlardan biri bana. Selin. Ve Selin aracılığıyla da bir WhatsApp grubuna dahil oldum. Orada böyle bir 15-20 kişi var. Hani yaşları farklı tabii böyle. Herkesin geliş sebebi farklı. Ve oradan yani o gruptan tanıştığım 2 kişiyle de görüştük dışarıda. Biri işte Selin. Berna maça geliyor. İlk dışarı Berna ile çıktık. Baco da Batman diye bir yer var. Böyle turistik grafitilerin olduğu. Oraya gittik. Orada bol bol fotoğraf çektim zaten. Onları yüklemiştim. Daha sonra Berna bizi aldı. Oscar Freire diye meşhur bir caddesi var. Oraya götürdü. Paulista var. Oraya götürdü. Yani São Paulo deyince aklınıza gelebilecek. Hani yazdığınızda Google'a görebileceğiniz en ünlü 2 caddesi. Burası biraz da böyle hani iş merkezi gibi. Hani Güney Amerika kıtasının genelde merkezi olarak görülen bir yer olduğu için o Paulista'da çok fazla böyle iş yeri vardı. Bu Halina selam şekilde söylüyor. kim selam söylüyor?
Polina Raimova Ha, gelmiş. Polina. Evet. Bir de Joyce var. Joyce canım benim. Onunla da yani ona da çok büyük bir teşekkürüm var. Onu daha sonra şey yapacağım. Ama Portekizce yazdığı Peki. şeyi anlamadım. Aynen. Öyle. Berna sağ olsun ilk gezdiğimiz yerler bunlar oldu. Berna maçlarıma da geliyor bu arada. O yüzden o destek de beni burada çok mutlu ediyor. Daha sonrasında nereye gittik? Ne İkinci ha, şey sormuştun? İbir hayır İbi Poera Parkı biraz söylenişi zor. O parka gittik. Orası da böyle çok büyük bir park. İşte ben daha çok böyle maymun falan görebileceğimi de düşündüm açıkçası. Çünkü normalde varmış sokakta kedi gibi maymun oluyormuş yani burada. Ama benim gittiğimde çok karşıma çıkmadı. Tabii, maymunları meşhur ama senin benim bildiğim maymun gibi değil. Daha küçükleri böyle hani. Kedi gibi böyle görünüyormuş. Ben bir kez burada evimden markete yürürken gördüm. Ağaçta. Yani kültür farklılığı bu boyutta. Benim Kalamış'ta sokakta kedilerim vardı. Burada maymunlar var. O şekilde parka götürdü bizi Selin işte. Orası da çok keyifliydi. Hani böyle temiz hava aldık. Evet. Etrafı gördük. Bu şekilde yani dolu dolu böyle 2 günüm oldu açıkçası. Hani daha çok fazla yer var görülebilecek. Onlara da inşallah izin günlerimde fırsat buldukça giderim. Peki Rio Karnavalı diyeyim ben sana. Ya. 20 arasında sanırım dünyanın en büyük karnavalı diye geçiyor bildiğim kadarıyla. Evet. Hani izleme fırsatın olacak mı? Böyle bir düşüncen var mı? Ya şöyle Rio'da maalesef olmayacağız. Ya olamayacağız gibi duruyor. Zaten pandemiden dolayı o en ünlü hani o sokakta olan şeyler aynı geleneksellikte olmuyormuş dediler bana. Fakat ben Rio'dan bugün döndüm. Hani bir de Rio var tabii gördüğüm yerler arasında. Hani Evet. orası da çok başka bir hava, çok başka bir atmosfer. Gerçekten çok 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 beğendim. Umarım hani izin günlerinde böyle 2 gün olursa oraya da tekrar gidebilirim gezmek için. Karnavala maalesef oraya gidemeyeceğiz ama bu karnaval olayında o gösterilerin yapıldığı yani gösteriyi yapanlar okullarmış, samba okullarıymış. Onlarla ilgili de bir takım bilgiler anlattılar bana burada. Ve bu okullar bölge bölgeymiş. Hani buradaki okulun işte adını bilmiyorum tabii ama hani belki çalışmalarını mı görebiliyormuşum. Hani burada da benzeri bir şey yapılırsa onu gidip görme ihtimalim olabilir. Ama Rio'yu maalesef göremeyeceğim sanırım. Peki demin sohbetimizin başında söylemiştin dünyanın çok önemli Brezilyalı voleybolcuları, idol olan voleybolcular var. Bu idol olarak gördüğün voleybolcularla tanıştığın görüşme fırsatın oldu mu? Ya görüşme fırsatından öte şey ay takım arkadaşım ya. Yani ben o konuda çok şanslı ve şey hissediyorum kendim. Yani Fabiana, Braichi, pasörümüz Fabiola. Yani bunlar olimpiyatlarda altın madalyası olan gerçekten kariyerleri çok çok iyi isimler. Diğer tüm takım arkadaşlarım da öyle. Rachel Adams aynı şekilde Amerikalı. Onlarla aynı takımda olmak yani her anlamda müthiş bir duygu. Ve o mütevazilik seviyelerini anlatamam. Yani bu konuyla alakalı hani hiç mi demezsin ya hani biraz da şöyle hani havası var falan asla hiçbirinde yok. Hani bu konuyu ben buradaki arkadaşımla, Türk arkadaşımla da konuştum. Ülkenin genel bir özelliği sanırım. Onun sektöründe de mütevazi insanlar daha böyle şeymiş, çoğunluktaymış. O yüzden hani bu konu da bence ayrı bir önem taşıyor. Çok beni nasıl diyeyim? Mutlu ediyor yani bu bana karşı yaklaşımları ve hani o kariyerleriyle bana kattığı şeyler her anlamda sağ içi sağ dışı. Bu arada takımın en genciyim ya. Ben İstanbul'da Türkiye'de en son ablaydım. Hani en büyüktüm. Burada en küçüğüm yani en küçük 3 kişiden biriyim. Hepsi 38-39 yaşında. O da ayrı bir hikaye yani çocukları var hepsinin. Yani bu yaşa kadar oynayabilmiş olmalarına da inanılmaz saygı duyuyorum. Evet. O şekilde yani. Tecrübene tecrübe katacaksın her manada. Çok daha iyi olacaktır. Bir de giderken, bir deplasmana giderken uçakta bir story attın ve takım arkadaşının Türkçe konuştuğunu gördük. Bayağı da konuşuyor yani bildiğimiz İstanbul'da Evet. böyle bayağı muhabbet ediyorsunuz. Takım arkadaşının ilk öğrettiğin Türkçe kelime ne oldu? Şöyle, sana yani bu konuda gerçekten şeyim çok mutluyum. Tüm kalbimle söylüyorum. Beni hani Türkçe karşıladılar. O Türkçe bilenler. Yani ben öğretmedim. Rachel Adams, Joyce ve Fabiana Türkiye'de oynadığı için günaydın, afiyet olsun bunları biliyorlar. Bazı şeyleri de biliyorlar. Böyle
yaparız, biz yaparız ya yani. Ya of falan böyle yaparız. Bunları biliyorlar. Bunları böyle benimsemişler. Bir şey oluyor mesela. Of ya diyor bana. Ben böyle ve siz bayağı Türk olmuşsunuz diyorum. O konuda beni bayağı Türkiye'de gibi hissettirdiler. O yüzden ben öğretmedim. Joyce'i 3 sene Türkiye'de oynadı. 2 sene Bursa'da, 1 sene Çanakkale'de. O yüzden o kendisi biliyordu yani o merhaba nasılsın, iyiyim, sen nasılsın kısmını. Ve kendisi bana burada işte parantezi açayım çok yardımcı oluyor. Yani hem Türkiye'yi bildiği için hem yani bizim kültürümüzü de bildiği için hem işte İngilizce, Portekizce tercümede işte o da arkadaşım, aynı pozisyondayız ve hani pozisyonumla alakalı birçok şeyi geliyor anlatıyor. Yani o gerçekten bana çok yardımcı oluyor burada. Ona ayrı bir teşekkür ediyorum. Eğer buradaysa obrigada, mia amiga. Joyce. Beni bul. Beni bul de. Peki sen de onların dilini öğrenmek için bir çaba sarf ediyor musun? Yani öğrendin mi? Nasıl, zor mu dilleri? Ben Fransızca bildiğim için yani birçok şeyi yakalıyorum. Yani sayılar falan aynı mesela işte pasör 1 diyor, 2 diyor, 3 diyor anlıyorum onların hepsini başından beri anlıyorum. Evet. Latin dili olması sebebiyle yani Cina da yazmış. Latin dili olduğu için cümle kalıpları da yani dilin yapısı da benziyor. O yüzden çabam var. Umarım en kısa sürede öğreneceğim. Yani bir kursa yazıldım internet üzerinden ama hani o çok faydalı olmayabilir. Yani burada belki birebir özel ders alabilirim. Daha o konuda hala şey değilim, öyle bir vakit bulamadım. Bir de takımda öğreniyorum gibi gözüküyor. Bir ayda bayağı bir şey öğrendim. Kulağım çok doluyor. Buradaki Türk arkadaşlarım Portekizceyi çok iyi biliyor ve hani sen şu an çok şanslısın. Yanında 20 kişi sürekli Portekizce konuşuyor diyor. O yüzden takımın içinde de öğreniyorum yani. İnşallah daha iyi hale getiririm. Kulağa da çok hoş gelen bir dil olduğunu düşünüyorum ben. Bence de bir de yani İspanyolca yakın işte ikisi Portekizce. Dünya üzerinde İngilizceden sonra en çok konuşulan diller. O yüzden o yani o konuda da bence bana yani bir dil bir insan dedikleri muhabbet yani ben çok isterim öğrenmek yani böyle ana dilim gibi olsun çok iyi konuşayım falan hoşuma gider yani. Evet. Bu arada altta yorumlar geliyordu arkadaşlar. Yani Fenerbahçe ile ilgili yorumlarını soruyorlar ama hani şimdi burada ben kendi fikrim olarak söyleyeyim Ceren, tabii ki sen bilirsin ama buradan konu Fenerbahçe değil. Dolayısıyla Ceren ve takımı, voleybol kariyeri, biz onu konuşuyoruz. Ceren, hani bu konuda bir şey paylaşmak ister misin diye sadece sana sorayım. Tamam, şöyle bir şey dipnot düşeyim. Fenerli olduğumu zaten hani artık bilmeyen kalmamıştır herhalde. Beni çok heyecanlandıran burayla ilgili başka bir konu Alex de Souza'ydı. Çünkü Alex de Souza São Paulo'da ve ben onunla büyüdüm yani hani statta. O benim için ayrı bir yerde, bütün Fenerler için olduğu gibi. O yüzden onunla iletişime geçtim. Onu yaptım ama daha tanışma fırsatım olmadı. Alex'le Onunla da ilk iletişime mi geçtin? Evet. Yani takım kaptanımız işte Camila Evet. Braici. Onunla arkadaşmış, tanışıyormuş. Onun vasıtasıyla hani böyle bir vidyolaştık. İşte kendimi anlattım. Merhaba, ben işte Türkiye'den geldim falan. Tanışmayı çok isterim dedim. Öyle o şekilde o da cevap attı. Umarım ilk izin günüm, yani ilk fırsatta onun da müsait olduğu çünkü o da burada hani antrenörlük yapıyor. Onun ve işte bizim de programımıza uyan bir günde görüşeceğiz inşallah. Çok heyecanlıyım o konuda. Süper. Yani bu gerçekten müthiş bir anı. Ya işte Evet. yurt dışının işte böyle anılar biriktiriyorsun aslında voleybol kariyerinin yanı sıra. Yani Alex de Souza gibi çok popüler futbol spor kariyeri yüksek olan bir isim yani. Evet, bizim için yani Peki. Fenerbahçe için de çok ayrı bir yerde yani. Evet. Çok güzel. Peki biraz da yemeklerden konuşalım diyorum ama. O konu bitmez ama. Yok, kısa 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 bak isteriz. Yok yok, ben de zaten hepsini hatırlayamam. Yemek kültürleri nasıl? Yemek en çok hangi yemeklerini sevdin? Türk yemeklerini özlüyor musun? Neler yemeyi tercih ediyorsun? Hadi anlatacağım. Gelmeden önce yanımızda neler getirelim diye diyetisyenim Gözde ile konuştuk. Sordum işte yanımda bir şeyler götüreyim falan ilk etapta vesaire. Ceren hiçbir şeye gerek yok dedi. Çok iyi dedi. Biliyormuş buranın mutfağını. Daha önce o da burada bulunmuş.
Ama ben bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten yani Türkiye kadar olmasa da hani kendi yemeklerimizi tabii ki çok seviyorum. Burası da çok iyi. Çok çok iyi. Yani gittiğim otellerde yani evde annem zaten bizim damak zevkimize uygun yemekler yapıyor sürekli. Ama otellerde yediğim yemekler çok iyi. Benziyor da yani hani zaten hani sporcu yemeği yani üç aşağı beş yukarı aynı. Ama buraya özgü olarak meyveler çok iyi. Ekstra bir sürü tabii ki tropik meyve var. Kokonat suyu dedikleri o Hindistan cevizi suyu çok yani aynı Hindistan cevizi suyu oluyor galiba. Çok meşhur ve her yerde yani. Orada yani burada onu çok rahat buluyoruz, içiyoruz. Onun tadını çok sevdim. Brezilya'nın barbekü dedikleri bir şey var. Onu ilk hafta işte Brightçe evine davet etti ve yaptı sağ olsun. O müthiş de etler. Gerçekten o Brezilya eti dedikleri churrasco diyorlar. Çok başarılı. Ponçikeju diye bir şey var. Kahvaltıda böyle peynirli hamur işi gibi bizim pişi yandıran bir lezzet diyeyim. Ama daha farklı yani böyle küçük top hamur toplardan yapıyorlar. O çok iyi. O otelde sürekli çıkıyor. Hani onsuz bir kahvaltı yok otelde ve ara öğünlerde falan hep yapıyorlar. O brunch'e gittiğimiz zaman da o etler pişiyor, etler bitiyor, üzerine bunu yapıyor içeride ailesi, onu ikram ediyorlar. Yani diyeyim sana o mangal üç kere yandı aynı gün içinde. Sana da böyle anlatıyorum ama ufuk canın çekmiyordur inşallah ya da izleyenlere. Yemek sordun, yemek anlatıyorum. Evet, olsun olsun. Bak Joyce de yazıyor. Churrasco, pollo de queijo. Bunlar şu an ilk aklıma gelenler. Ama meyvelerden de hani adını şu an benim bildiremediğim var güzel böyle tropik meyveler. Bu şekilde. Peki. Ya altta sorular geldi de onlardan not aldım. Survivor için bir teklif aldın mı? Yok. Yok. Hiç öyle benim öyle bir bilgim yok. Peki belki Tunç abiye gitmiştir, menajerine Aynen, iletir. aynen. Ona şey yaparız. Peki aklıma bir soru geldi sen konuşurken. Brezilya'ya sana bir fırsat verseler, Türkiye'den bir voleybolcu arkadaşını buraya çağır, aynı takımda oyna. Hangi arkadaşını getirmek isterdin, yanında oynatmak isterdin, oynamak isterdin? O zor soru. Çok zor soru. Ben şimdi hangi birini nasıl seçeyim? Bir tane, bir hakkım var. Tek atış. Seçemem. Birini seçsem öbürüne şey olur. Ayıp olur. Peki, o zaman zorlamıyorum ben Zor, seni bu konuda. zorlama beni bu konuda. Peki, o Hepsinin zaman biraz... eşi var. Bak Merve Günok beni aldı. Evet, Merve Günok voleybola başlatıp buraya alabilirim. Öyle bir cevap vereyim. Bak bak, altta yorumlara bak, yorumlara. Evet işte tamam beni seç diyor. Diyeceğim sen de gel. Merve de gelsin. Aa, eşimi direkt alırım tabii ki. Melih'i. O Evet. fena oynamıyor bu arada voleybol ya. Erkek takımlarında falan şey voleybol yani. Beach voleyde böyle blok falan yapıyor. Bak, el Gayet iyi o sallar da. aşağıda bana. Ha, pardon, başka. Evet, yani bayağı yorumlar geliyor. Neyse, Evet. benim bir konu var aslında. Kahve konusu. Yani kahve tüketiyor musun? Ne kadar tüketiyorsun bilmiyorum ama yani kahve denince akla ilk gelen Brezilya Bir de kahvesi. şöyle göstereyim. Bir de şöyle göstereyim yani Hadi göster. yanımda şey termosu var. Nasıl kahve Onu kültürleri? gösteriyorum. Peki biz Türkiye'deki içtiğimiz kahve benziyor mu, yoksa çok ayrı bir dünya mı? Nasıl bir şey? Anlatır mısın? Yani gerçekten çok güzel şimdi eğri eğri doğruya doğru. Türkiye'ye göre aradaki kur farkına rağmen tabii ki ucuz kahvenin diyarı olduğu için. Ve hani öyle çok özel yerlerden yani ben daha öyle bir yer bulmadım almadım. Takım arkadaşlarıma sorduğum bir markayı aldım marketten ama her markette olan bir şey mesela ve hani o da çok güzel yani hani sıradan bir marka diyebilirsin hani her markette var. Özel bir yerden alınmıyor. Ama onun da tadı çok güzel. İşte ben hiç şeker ya da süt kullanmam kahvede. Bir de gittim sert olanını aldım. Çok mutluyum, çok memnunum. Bu da evde vardı. İşte makine getirmedim tabii. Bunun üzerine böyle filtre şeyini koyuyorsun. Şuraya yuvası var orada. Direkt manuel şekilde işte suyu ısıtıyorum, döküyorum içinde. Ya tabii şu hepsi dolu değil bunun şu an ama
Hani bayağı içiyorum yani. Hatta böyle tazeleyebilirsem iyi olur. Sizin karşınızda. Reklamlar, kahve reklamları. Aynen tam öyle oldu şu an. Şey yani anlayacağınız üzere çok içiyorum. Çok seviyorum kahveyi. Türkiye'de de zaten çok içerim yani. O yüzden burada cennete düştüm bu konuda. Süper. Afiyet şeker olsun diyelim o zaman. Peki, Teşekkür ederim. o neyi özlüyorsun Ceren? Yani her anlamda sorayım sana. En çok özlediğin şey. Ya insanlarımı özlemenin dışında hani eşimi, ailemi böyle Türkiye'ye özgü bir şey soracak olursam çayı özledik ilk bir ay. Onu görmüşsündür belki, paylaştık zaten. Burada Zeynep işte bir diğer Türk arkadaşım Bizim bize WhatsApp. çay... Evet, WhatsApp grubundan yine Zeynep'le de görüştük. O da evine davet etti. O Türk şeyimiz, kültürümüz gerçekten her yerde. Onda da gittik. Ve sordu o bana, geldiğim günden beri herkes soruyor bu arada, neye ihtiyacın olursa söyle, dille ilgili bir problem olursa söyle vesaire, çok o konuda herkes yardıma açık. Ben de Zeynep'e dedim ki Zeynep çay yok işte, biz bulamadık hani, yani var da işte şeyler var işte, en böyle basit sallama çaylar var. Bizim de hiç aklımıza gelmedi çay getirmek, ilk yurt dışı deneyimi tabii, öyle çok şey yapamıyorsun. Evet. O yüzden Zeynep bize çay ve çaydanlık verdi. Hani bayağı çaydanlığım var şu an. Ekstra varmış onda bir tane. Çayı özlemiştik. Annem de hani daha çok tüketiyor. Ben kahveciyim daha çok ama gene de bir arada Türk çayı istiyorsun o yemeğin üstüne falan. Çay bulduk da yani çok şükür. Bir de bayağı Türk çayı verdi yani böyle kocaman. O yüzden onu özlemiştik. O geldi. Onu bulduk. Şu an aklıma başka bir şey gelmiyor açıkçası. Yani daha çok yeni oldu tabii. Bir ay yani çok da uzun bir süre değil. O yüzden keyfimiz yerinde. Sen şimdi herkesin canını kahve çektirdin. Yani şöyle bir imkan olsa da bütün izleyiciler aynı anda şöyle çay bardağını alıp sana şöyle gösterip karşında içebilseler. Aynen. O Zeynep de o bardak bile vardı biliyor musun? Biz de dedik ya bunu bile getirdin mi? Baya onun ev şey Türk. Yani Türkiye'den her şeyi var yani. Süper. Peki orada böyle anlatacağın, ileride de anlatacağın böyle güzel, en güzel anın nedir? Bu kısa süre içerisinde. En keyifli, en güzel anın. Ya ilk maçım çok güzeldi ya. Hani voleybol olarak bakarsak ki şu an her anım voleybolla dolu yani. Öyle çok farklı bir aktivite yapmaya vaktim olmadı. Bir tane de komik anım var. Komiği de anlatırım. Maçta yani o girdiğim an ve bunu dışarıdan bir arkadaşım, takım arkadaşım söyledi. Böyle İngilizce seviyeleri çok yüksek, iyi değil ama yani yedekte beraberdik, dedi ki İngilizce olarak şey yapıyorum işte "You go history" gibi bir şey söyledi. Hani anladım ki hani gireceksin, tarih yazacaksın, hani güzel olacak falan. Sonra cidden 1,5 set oldu falan. Kenardayız biz böyle. İşte antrenörüm çağırdı, girdim. Ve yani oradan sonrası böyle film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Yani hani maçı tekrar izledim falan tabii. O maçtaki oynayışım yani çok keyifli oynadım. Evet. Maçın sonundaki takım arkadaşlarımın bana o yaşattığı duygu, herkes böyle bana hani öyle vurarak böyle ödülü alacağım esnada tebrik etmeye başladı. İşte o kadar seyircinin önünde o ödülü almam, ilk maçta böyle bir hani şeyle başlamam falan çok güzeldi. Bunu herhalde hayatım boyunca hatırlayacağım. Komik olan anım da şey, İngilizce ile ilgili bir tık sıkıntı var şimdi. Bu da hani kendilerinin de kabul ettiği bir şey. Ben Söylemiyorum onlar. sandım. Ne? Aynen ben söylemiyorum. Onlar söylüyor. Hatta diyorlar yani işte bu kadar kısa sürede Portekizceyi böyle öğrenmiş olman da çok hani iyi, işte nasıl yapıyorsun falan diyorlar. Biz daha hani İngilizce ile ilgili bile. Geldi, izliyor şu anda. Aşağıda yorum yapmış Ceren. Kim? Tunç Avşar girmiş yani Express Ha. olarak. Oradan Bir gördüm. de şey. Yeni sezonla ilgili çok merak ettiğimiz konular var. Anlattıktan sonra sana bu soruyu yönelteceğim. Düşünebilirsin. Tamam. Anlaştık. Ne sormuştuk? Ne sormuştun hatırlıyorum şu an. İngilizce konusuyla alakalı hani böyle bir şeylik var. Hani genel kabul görmüşlük var. Bana dediler ki 4 hours, yani 2 saat için, ve ben bunu hiç sorgulamadım. Anneme dedim ki anne dedim burada herhalde dedim misafirlik 2 saat oluyor. Hani böyle 2 saat için davet edildik. Ve döneceğiz dedim. İkimizi davet etti çünkü.
Abi ben gittim öğlen 2'de. Akşam 10'a kadar ufuk. Ve sandım ki ben o gün 2 saat sonra eve döneceğim hani. Çok da sorgulamadım konuyu. Abi ben böyleyim. 10 saat falan oturduk. Şaka değil hani, tahminimin de çok üstünde gelişti hani misafirlik. Anne dedim, İngilizcenin gazabına uğradık. 2 saat diye geldik. 10 saat oturduk dedim. Bu bayağı ilk günümün, ilk haftamın bombasıydı yani. Hani kültürel farklılık dedim yani, 2 saat için çağırıyor dedim ama sonradan anladım ki tamamen İngilizceden kaynaklı bir yanlış anlaşılma olmuş. Bu Evet, da böyle doğru bir anı anladım. oldu yani. Demek istemiş. Saat 2'de demek istemiş ama saati sonradan konuştuk yani, tekrar konuştuk. Ben hiç o an saat 2'de gel dediğini anlamadım yani, o yüzden böyle bir şey yaşandı maalesef. Sonra ben dedim ki ben bu Portekizceyi kesin öğrenmeliyim. Yoksa ha, bir de şey oldu. İlk maç, bu benim ilk oynadığım maç. Sabah antrenmanı yaptık. Çıktım ben, gidiyorum. Ondan sonra farkındayım bir gariplik var ama, çünkü tek başımayım. Sonra şöyle bir baktım Evet. etrafıma falan ve geri dönme ihtiyacı hissettim. Allah'tan dönmüşüm. Herkes nerede dedim. İşte toplantı var dediler. Ama asla bu konuşulmadı takımda. Hani bu onların rutiniymiş. Tabii sezon arasında gelmenin şeyi, gazabına uğradım. Ondan sonra bunu herkes biliyor ama ben bilmiyorum. Kimse de bana söylemedi. Ben bayağı çıktım gidiyordum yani. Sonra bayağı döndüm geri. Toplantıya girdim. İşte gülüyorlar falan. Ondan sonraki her maçtan sonra, önce neyse işte, bana Ceren toplantı var, gitme, unutma. Ceren toplantı var diye uyardılar. Böyle de bir şey yaşandı. Peki Bunlar ya, yani şu an. bizim kafalarda genelde vardır ya, böyle bir yere gittiğin zaman, ya şurada böyle bir şey eksiklik var. Acaba hani böyle bir girişimde bulunsam, bir yatırım yapsam, bir iş kursam, bir restoran açsam, kafe açsam gibi böyle bir şeyler kafanda oldu mu acaba? Hani ya ben burada yaşarım, yerleşirim, şöyle bir yatırım, spor salonu açarım gibi düşünceler mesela. Yani şu ana kadar hiç olmadı öyle bir vaktim de olmadı. Bir eksik de görmedim. Burada çok beğendiğim, annemle beğendiğimiz yani bir tane kuru yemiş var, böyle kuru yemiş çerez gibi. Onu Türkiye'ye getirmeyi düşündük. Hani burada değil de Türkiye'ye buradan ne getirebiliriz de çalıştı kafa. Onun Klasik dışında zaten hep öyle. aynen, hani o bayağı güzel çünkü böyle aslında fıstık ama fıstığın dışı böyle bir şeyle kaplı, yeşil. Çok kıtır kıtır güzel bir tadı var. O öyle bir hani aramızda konu oldu. Onun dışında buraya yerleşmekle alakalı hani bir şey, bir fikir gelmedi açıkçası. Yani insanının olduğu yer tabii ki, hani ailemin, eşimin olduğu yer benim için hani ev, yuva. O yüzden onlar olmadan burası çok bana şey değil. Hani işim için, voleybol için burada olmaktan çok mutluyum. Ama hani uzun süreli bir kalmayı şu an için öyle bir düşünmedim. Ama São Paulo çok güzel yani. Buradaki Türklerle de konuştuğumda yaşamak için bir tık güvenlik sıkıntısından herkes bahsediyor ama ona hani tedbirlerini aldığın sürece, ya kurallarına uyduğun sürece, Allah'a emanet diyerek hayata devam ediyorsun ama güvenlik konusu bir tık önemli bir konu yani. Peki. Şunu sormak istiyorum. Yani şimdi sezon bittikten sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Ya voleybol anlamında söylemiyorum. Tatili anlamında söylüyorum. Yani orada mı tatilini yapmayı düşünüyorsun? Yoksa tatilini Türkiye'de mi yapacaksın? Ya şöyle, ben ikinci üniversiteyi okuyorum. Onu biliyor musun? Söylemiş miydin? İkinci üniversite Yok. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi. İlkini ben 2016'da bitirmiştim. Bahçeşehir Üniversitesi işletme. Şimdi 2019'da buna başladım. İşte üçüncü sınıf bitmek üzere. Ders seçimi yapacağım. Mayıs gibi bitiyor burası, inşallah finallere kadar kalırsak. Mayıs'ın başında bitiyor hatta. O yüzden döneceğim. Yani Melih'in de sezonu da bitmediği için onun da gelme ihtimali yok. Hani o gelebiliyor olsa biraz uzatabilirdik, kalırdık belki ama onun Haziran'a kadar devam ediyor maçları. Hem okulum Evet. için hem Melih'i görmek için döneceğim. Ve sonra Çanakkale'de inşallah olacağız yaz süresince. Bizim artık tabii yani Melih Çanakkale'li, bir ayağımız da Çanakkale'de. O yüzden şu anlık ilk planlar bunlar yani. Ama tabii burada Peki. bittikten sonra biraz vaktim olursa bireysel, hani Melih gelemese de kendim Rio'yu falan tekrar görmek istiyorum. Umarım öyle bir fırsatım olur. Kuru yemiş işine de bir bak istersen. Aynen, Mantıklı geldi. onu da bir araştırırım. İlgilenen varsa bir göndereyim ben paketini falan. Peki. Aynen.
Voleybol kariyerinle alakalı sormak istiyorum. Tabii ki birazcık erken bu soru için ama gönlünden geçen nedir? Yani benim için doğru zaman buymuş yurt dışına çıkmak için. Önce onu söyleyeyim. Hani onunla ilgili bir keşkem yok. Ama yani çok şükür çok mutluyum. Yani inşallah böyle devam eder. Bu deneyimi yaşadığım için çok mutluyum. Hani yurt dışında oynama ayrı bir keyifmiş. Bunu gördüm, bunu şey yaptım. Hani bunun tadını aldıktan sonra Senin zaten. aynen yine isteyebilirim yani. Bir kere tadını aldım. Hani Tunç abiyle de konuşuyoruz. Hani burası mı olur, başka yer mi olur bilmiyorum ama gerçekten farklı bir vizyon katıyor, farklı bir keyif veriyor. Farklı ya yani güzel. Umarım isteyen herkesin böyle bir fırsatı olur. Yani istemek en önemlisi. Çünkü kimisi de hani Tunç abi bana onu diyor. Ya Brezilya dedim, insan bir düşünür yani diyor. Bir günde evet der misin ya diyor. Hani dünyanın öbür ucu, sen de yazdın yani. Bilmem kaç bin kilometreye gidiyorsun hani. İşte ben öyle bir cesaret kabul ettim hani ve iyi ki ettim diyorum tabii ki. O yüzden bu fark yani isteyen herkesin yaşamasını dilerim yani. Ben de istiyorum. Tabii O ki. yüzden Peki devamını göreceğiz buradan bakalım. voleybolmagazin.com aracılığıyla haberlerimizi takip ediyor musun? Bakıyor musun? Neler oluyor, Hepsine neler bakıyorum. bitiyor? Hepsine buradan bakıyorum zaten. Her şeyi buradan görüyorum. Sonuna kadar Çok teşekkür takipçiyiz. Aynen. Peki. Ceren, çok keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum ben. Umarım sen de keyif almışsındır. Ben de çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Burada Türkiye'deki sevenlerine, takipçilerine, voleybol severlere, oradaki sevenlerine son mesaj olarak neler söylemek istersin? Öncelikle sana ve Aksa Sigorta'ya bu yayın için tekrar teşekkür ediyorum Yavuz Ölken'e. Aksi rol çaldın. Ya sen de söylersin, ben de Tamam. söylemiş olayım. Bu yayın aracılığıyla beni Türkiye ile buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum. Çok özlemişim böyle sohbet etmeyi. Burada yaşadıklarımı anlatmak da çok iyi geldi. Ülkemizi burada en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Umarım siz de keyifle izliyorsunuzdur. Çok güzel maçlar bizi bekliyor. Takipte kalın. Desteğiniz için de teşekkür ederim. Buradakiler için de tekrarlayayım ilk baştaki cümleleri. Yeni cümlem yok. Estou muito feliz aqui no Brasil. And burayı İngilizce söyleyeyim. I'm really happy to be here. I hope we will continue really good together. Juntospor Osasco. Bu da el hareketi şey sanki yapışmış o cümleye gibi hep böyle yapıyorum. Senin iki tane fotoğrafın var. O iki fotoğrafını da hep bu şekilde görüyorum yani. Hep böyle senin sevinç artık böyle kült fotoğraflar olur yani. Seninle Aynen. özdeşleşmiş. Öyle kare Aynen. oldu aslında gözümüzde canlanan. Aynen. Teşekkür ediyorum Peki. herkese tekrardan sana ve izleyen herkese. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Benim için çok keyifliydi. Peki Ceren. O zaman ben de sonlandırayım şimdi yayınımızı. Değerli voleybol severler, Aksa Sigorta'nın katkılarıyla Ceren Kestiren Göz'ü konuk ettik. Kendisine de sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.